Bu videoda yapılan deneme ya da deney sayısı arttıkça deneysel olasılığın teorik olasılığa nasıl yaklaştığı konusunu inceleyeceğiz. Buna büyük sayılar yasası da denir. Eğer sadece birkaç deneme yaparsak, deneysel olasılıkla teorik olasılığın verdiği sonuçlar büyük ihtimalle çok farklı olacaktır. Ama az önce de söylediğim gibi denemelerin sayısı arttığında, yani yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca deney yaptığımızda deneysel olasılık ve teorik olasılık arasındaki fark çok büyük oranda azalacaktır. Gelin bunun arkasında yatan mantığı inceleyelim. Ekranda gördüğünüz simülasyon birçok kez atış yapıldığında gelen tura oranını gösteriyor. Simülasyonu aldığım sayfanın adresini de hemen aşağıda verdim. Buradaki ayarla kullanacağınız paranın hileli ya da hilesiz olmasına karar verebiliyoruz. Şu anda tura gelme olasılığı %50 ve bu yüzdeyi değiştirirsek paramız hileli oluyor. Şimdilik bu ayarla oynamayalım yani tura gelme olasılığı %50 olarak kalsın. Buradaki ayar ise kaç defa atış yapacağımızı belirliyor. Evet, 10 ile başlayalım. Ve bu tuşa bastığımda tura gelme olasılığı %50 olan bir parayla 10 defa yazı tura atmış olacağız. Burada da yapılan atışlardan kaç tanesinin tura geldiğini, yani tura oranını göreceğiz. Bir bakalım. 10 yazı turadan sonra ne oluyor? Birinci atışta tura gelmiş, ve eğer bu noktada bir atışta tura gelmesinin deneysel olasılığı nedir diye soracak olsam, tura geldiği için %100 cevabını veririz. İkinci atışta yazı gelmiş çünkü tura gelme olasılığının ikinci atıştan sonra %50'ye düştüğünü görüyoruz. Üçüncü atışta da yazı gelmiş olmalı çünkü şu anda 3 atıştan sadece biri tura. Yani 3 atıştaki tura oranı %33. Dördüncü atışta tura gelmiş ki %50'lik orana geri dönmüşüz. 5. atışta da tura gelmiş ve böylece turaların oranı 5 atışta 3 ya da yüzde %60 olmuş. Her neyse buradan çıkarmamız gereken sonuç 1 2 3 4 5 6 denemeden sonra deneysel oranın ya da deneysel olasılığın gerçek olasılıktan sapmış olma ihtimalinin çok ama çok yüksek olması. Bunun 9. ve 10. atıştan sonra bile böyle olduğunu görebilirsiniz. Peki atış sayısını arttırırsak ne olur? Mesela gelin 200 defa ya da daha fazla yazı tura atınca ne olacağını görelim. Hemen başlıyoruz. Ve görüyorsunuz değil mi? Burada bir sürü tura gelmiş. Burada yazılar atağa kalkmış. Yine turalar. Sonra yazılar çoğalmış ve sonra yine turalar. Ve 210 atıştan sonra bile deneysel olasılığın teorik olasılıktan farklı olduğunu görüyorsunuz öyle değil mi? Evet devam edelim ve 200 defa daha yazı tura atalım ve bakalım olasılık değerleri birbirine yaklaşacak mı? Şu anda naklen canlı olarak büyük sayılar yasasına şahit oluyorsunuz. Yazı tura sayısı arttıkça, yani deneme sayısı arttıkça bu iki oranın arasında fark olmasının olasılığı giderek azalıyor. Evet, bazen arka arkaya 10 defa ya da 20 defa tura geldiği zamanlarda olacak ama zaman içinde, yani deneme sayısı arttıkça yazı ve turaların sayısı dengelenecek. Devam edelim neredeyse 800 atış oldu ve yeşil ve mavi çizgilerin birbirine ne kadar yaklaştıklarını görüyorsunuz değil mi? 1000 atışa yaklaştık. Ve bakın oran %51. Daha da yaklaşıyor. %50,6. Devam edeyim. 1100 atış yapalım. 1200, 1300 atış yapalım. Ve ana fikir şu. 200 yazı tura'dan sonra bile deney sonuçları ile teorik beklentimiz arasındaki fark oldukça büyüktü. Ama deneme sayısı artınca ihtimal %50'ye yaklaşıyor. Mesela şu an 1210. atıştayız ve tura gelme ihtimali %50'ye çok yakın ve devam edersek de atış sayısı arttıkça, arttıkça, arttıkça %50'ye çok 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 yaklaşacağız. Olasılıkların farklı olma ihtimali ortadan kaybolur demek istemiyorum ama yapılan deneme sayısı arttıkça farklı olmalarının olasılığı da giderek azalacaktır.